olduğu Ekim ayının sonunda ne yapmışsın sen? Hatırla. Kobani'ye yardım gönderttin ya. Hatta dedin ki ben Trump'la, Cumhurbaşkanı dedi ki ben Obama'yla konuştum. Peşmergeleri sınırdan ben geçirdim dedi Kobani'ye. Nasıl geçtiler? Türkiye'den konvoyla bir şey Obama diye diye lahmacunu da bizim ödememiz sonucunda geçtiler. Yani PKK'nın terör eylemlerinin yani 5 yıla göre gerilediği, azaldığı, yani bitmedi ama azaldığı bir dönemde açılıyor. Güvenlik tehdidinin 2005'i 2006'yı kıyas 2015-2016'ya kıyasla daha azaldığı bir dönemde birdenbire HDP PKK'dan da daha tehlikeli addedilerek ona dava açılıyor. Neden? Çünkü bence HDP sopası üzerinden tam da Millet İttifakı'nın arasında bomba bırakılmak isteniyor. Çünkü HDP kapatma davası etrafında ki kamplaşmalar ya da konumlamalar Millet İttifakı'nı sabote edecek. Millet İttifakı'nın en zayıf halkası. Evet, Millet İttifakı'nı sabote edecek, öyle hesaplanıyor. Ki bu iddianame zaten sipariş bir iddianame. Yani aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin dayatmasıyla hazırlanmış bir iddianame. İade sebebi de buydu zaten. Çala kalem hazırlanmış. MHP'nin kongresi için bir hediye niteliğinde hazırlanmış bir iddianameydi. O kadar ki sanıklardan bazıları zaten hayatta değil. Rahmeti Rahman'a kavuşmuş. Yoklar yani. Ve iddianamenin iade sebepleri arasında bu iddianamede HDP'nin terörün odağı olduğunun ispatlanamadığı tespiti vardı. Yani bütün Anayasa Mahkemesi üyeleri oy birliğiyle iade etti. İrfan Fidan dahil yani. Onun gibi o gibi. Ama usulden iade edildi yani. İşte hayır. Gerekçeler arasında diyor ki yani sen bu partinin terör odağı olduğunu ispatlamalısın bu iddianamede. İspatlayamıyorsun diyor. Hangi eylemlerle, hangi sanıklar tarafından ispatlayamıyorsun? Koymuşsun Selahattin 60 dava, Sebahat 15 dava, Ahmet 25 dava. Peki bu davalar nedir? Bireysel davalar. Bunun bu davaya partiyle ne ilgisi var? Ortaya koyamamışsın. Ha, somut eylemle gösteriyorsun. İşte en önemli eylem Kobani. İşte diyor ki Kobani olayları. Kardeş Kobani olayları da sen Kobani olayları olduğunda ne yapmışsın ki? Niye aradan 7 yıl sonra dava açıyorsun? Kobani üzerine 7 yıl geçmiş. Ahim de suç görmedi Selahattin Demirtaş'ın tweetini ayrıca. Kaldı ki orada başka bir şey var. Ya Selahattin Demirtaş'ın tweeti, Selahattin Demirtaş tweet değil, onun konuşması var. HDP MK'sının tweeti diyelim. Yani o tweeti diyelim suça çağrı ve suça azmettirme. Neredesin 7 yıldır? Hayır. Kobani olaylarının olduğu Ekim'in ayının sonunda ne yapmışsın sen? Hatırla. Kobani'ye yardım gönderttin ya. Hatta dedin ki ben Trump'la, Cumhurbaşkanı dedi ki ben Obama'yla konuştum. Peşmergeleri sınırdan ben geçirdim dedi Kobani'ye. Nasıl geçtiler? Türkiye'den konvoyla bir şey Obama diye diye lahmacunu da bizim ödememiz sonucunda geçtiler. İkincisi ondan 5 ay sonra, Kobani'den 4 ay sonra ne oldu? Ocak ayında Süleyman Şah operasyonunu yaptın. PYD'lilerle beraber girip. Bir ay sonra Şubat ayında ne oldu? Ki Erdoğan'ın buna dair sözleri var. Ahmet Davutoğlu'nun da var. Hepsinin gözlerini öpüyorum diye. Şubat ayında ne oldu? Şubat ayında da sen Dolmabahçe görüşmesini yaptın. Ablacığın hazırladığı metni okudun. Herkes orada. Bülent Arıç dedi ki oturma pozisyonu bile Cumhurbaşkanı seçti. Mart ayında ne yaptın? Ünlü Diyarbakır Nevruz'u. Diyarbakır Nevruz'unda Öcalan hazırladığı bildiriyi Türkçesini Sırrı Süreyya, Kürtçesini Pervin Buldan okumadı mı? Cumhurbaşkanı Dolmabahçe'den sonra Cumhurbaşkanı isabet olmuştur demedi mi? Dedi, hepsi oldu. Ne oldu? Çünkü bunlar kalktılar seni başkan yaptıramayacağız dediler. Yaptırmayacağız dediler. AK Parti'nin tek başına iktidar olan ortadan kalktı. HDP bir varlık olarak artık %10'un altına inemeyecek bir parti haline geldi. Muhalefet tek konumlandı. En son yerel seçimde Büyükşehir Belediyelerinin CHP'ye geçmesinde oy vererek etkili oldu. Şimdi AK Parti kendi iktidarını kaybedeceğinin farkında. Kürt seçmenin ona sırtını döndüğünün farkında, partisini ortadan kaldırarak en azından bu gidişatı geciktirebileceğini ve ortadan kaldıracağını düşünüyor. Güvenlik tehdidi yokken birdenbire HDP PKK'dan daha tehlikeliymiş gibi getirip kapatma davası açtılar. İkinci olay ne? Diyorlar ki bunlar terörle bağlantılı. Nasıl? Efendim İmralı'da HDP'li vekiller APO'ya başkanım diyorlar. Yani yeni mi duydun yani? Yani yeni mi duydun Allah? Taş devrinden beri diyorlar. Yeni mi duydun yani? Hayır, bir de İmralı tırnaklarını açtığında neler neler var. Şimdi diyor ki Öcalan bunların belediye başkanlarının vekillerini belirledi. Doğu Yaç da belirledi. İmralı tırnaklarında yerel seçim var 2014 yılı. İşte soruyorlar başkan diyor buraya bunu koyduk, oraya bunu koyduk. Gülten'i diyor, Diyarbakır'a yazın diyor. Bunu diyor oraya yazın. Ertuğrul'u böyle yapın falan. Adı da o olsun. HDP'nin adını da koyuyor. Doğru. Bütün bunların hepsi doğru. Ama o masada MİT görevlisi var. Ona da soruyor nasıl olmuş, o da iyi diyor. Kardeşim, zaten bu iddianamenin tartışılan bölümü o.
çözüm sürecine ilişkin dönemi kapsadığına yasa var. Evet. Ama o yasa AK Partilileri bağlıyor. HDP'leri bağlamıyor ki. Bir geriye dönük o yasa bir kere geriye dönük işlemez ama. Onu da öyle koydular. Çözüm sürecindeki eylem ve işlemlerden kimse sorumluluk tutulamaz diye. Çözüm sürecinin 6-7. ayında geriye dönük akil adamların başına iş gelmesin diye yasa çıkardılar. E kardeş, bu yasa sadece AK Partililere işlemiyor. Herkese işliyor. Selahattin'i al içeri at. Sırrı'yı al içeri at. Sonuç olarak bu dava doğru dava değil. HDP'yi kapatmak, HDP'nin belediyelerine kayyum atamak, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP'lileri içeri atmak HDP'lileri Türk demokrasisinden koparır. Peki. Bu hukuken de doğru değildir, siyaseten de doğru değildir, devlete de faydası yoktur bunun. HDP'liler, HDP ve HDP'liler sistem içinde kalmalı. Ankara'da kalmalılar. Doğru, sorunlu tarafları var. Bazı milletvekilleri kendisini HDP'den çok PKK'lı hissediyor. Abuk subuk şeyler yapıyorlar. Canlı bomba ziyareti, o bilmem ne. Bak, canlı bomba şeyi, taziyesi ya da PKK adına konuşmak. Bunları artık bunlara ekleyeceğiz. Bunlar dokunulmazlık kaldırılsın ama bu partiyi kapatmak demek HDP'lilerin yüzünü Ankara'dan dağa çevirmek demektir. Yanlış bir iş yapılıyor. Kapatmak yanlış, kayyum atamak yanlış, işte belediyelerini tutmak yanlış. Ne yapılması gerekir? Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'lerin derhal serbest bırakılması gerekir. Bunlar hiç sormayacaksa neyi soracak Allah aşkına? Neyi soracaksın? Sen çağırıp eğer ya Sezgin Bey siz çok başarılı bir iş adamıydınız, size karşı bu komplolar karşısında biz üzülüyoruz dersen o zaman yavşaksın, alçaksın. Türkiye'de şu anda Sedat Peker'le röportaj yapmak isteyen gazeteci yok mudur? Sedat Peker'le röportaj yapmak istemeyen gazeteci kendisine gazeteciyim demesin ya. Veys Ateş, kardeşim gelse benim karşıma İsmail'in sorduğu soruların aynısını sorardı. Ya nereden çıktı bu aklama paklama işi, ben bunu gerçekten anlamış değilim. Ya gazetecinin görevi nedir arkadaş? Gazeteci kamu adına soru sorar. Soru sormak. Kamu adına denetler. Kamu adına soru... Şüphe etmektir. Ya kamu soru adına, sormaktır. Kamu adına soru sormakla mükemmel. Merak etmektir. İsmail de o gece Türkiye'nin konuştuğu 10 milyon euroluk rüşvetin baş aktörlerinden biri olduğu söylenen Veys Ateş'i yayına çağırdı. Ve dedi ki Veys Ateş'e, sen doğru söylemiyorsun kardeşim. Orada ben da ses kaydını dinledim. Lafı da iyi seçti. Yalan ya, deme de doğru söylemesin. Ya kibar olduğu için öyle söylüyor. Ben olsam yalan söylüyorsun der. Ya bunu söyledin mi kardeşim? Ben ses kaydını dinledim dedin mi? Sen niye sürekli kardeşim bu 10 milyon euro bilmem ne işlerinin içindesin demedi mi? Dedi. E gazeteci ne yapacak? Efendim Veys'in o gece, yani İsmail şunu mu yapacaktı? Evet Veys Ateş, seni dinledik. Şimdi kardeşim tutuklanmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk ediyorum. Müge Anlı programı. Ya iddianame mi yazacak gazeteci? Türkiye'de böyle garipleşmiş bir şey var. Kimse AKP'nin bu yarattığı kültürden dolayı farklı bir ses, farklı bir düşünce, farklı bir bakış açısını duymak, görmek istemiyor. Veys Ateş'le yapılan yayın gazeteciliktir. Halk TV'yi de risk aldığı için kutluyorum. Sezgin Baran Korkmaz'ı yayına bağladıkları için de kutluyorum. Geçen hafta Sezgin Baran Korkmaz eğer sözünden caymasaydı, verdiği sözden caymasaydı bizim yayınımıza bağlanacaktı. Geçen hafta konuştuk saatlerce kendi aramızda. Ya nasıl olur? Bir yandan Rütük var, bir band yandan kayıtı da düşündük var. Barış biliyorsun. Acaba band kayıt mı yapsak? Ya ben şunu Sezgin Baran Korkmaz'a sormak isterdim kardeşim. Sen yalına niye Tayyip Erdoğan'ın resmini astın? Sen ne iş yaptın da 134 milyon doları Amerika'dan buraya getirebildin? Ve sen bu parayı getirirken Bankacılık Devlet Denetleme Kurulu nasıl oldu da sana kardeşim siz bu parayı nereden getiriyorsunuz, nasıl getiriyorsunuz diye sormadı? Sen hangi gazetecilerle alengirli işlere girdin? Senin arkandaki siyasi güç kimdi? Sen nasıl oldu da operasyon olduğu gün, onları biraz sonra konuşacağız, ofisine 2020 yılının Aralık ayında polisler gelip arama yaptığında hangi güçle yargının en tepesindeki isimlerle WhatsApp'tan mesajlaştın ve operasyona dair bilgi aldın? Senin hangi gücün var ki, hangi gücün var ki Yargıtay 7. dairesinin üyesiyle, bu tür davalara bakan bir dairenin üyesiyle Ankara'nın ortasında Tavacı Recep'te yemek yiyebiliyorsun hiç çekinmeden, hiç gücenmeden? Mesela Ayaslı grubuyla, Borajet'in sahibiyle olan kavgaları o iddianamede yazanlar, ya bunları gazeteci sormayacaksa neyi soracak Allah aşkına? Neyi soracaksın? Sen çağırıp eğer
Ya Sezgin Bey, siz çok başarılı bir iş adamıydınız, size karşı bu komplolar karşısında biz üzülüyoruz dersen, o zaman yavşaksın, alçaksın. O zaman sen namussuzsun. O zaman bu mesleğe ihanet ediyorsun. Ama bu soruları soruyorsan kardeşim, sen o zaman kamu adına görevini yapıyorsun. Eğer bunu sormazsan görevini yapmamış olursun. Yani Türkiye'de, nerede olduğun değil, ne sorduğun önemli. Ya ne sorduğun önemli. Türkiye'de böyle garip bir şey oldu. Vay efendim, sen onu niye yayına çıkarıyorsun? Ya arkadaş, sen merak etmiyor musun? Bir televizyonun ana haber spikeri arkasına siyasi gücü alarak 10 milyon euroluk bir rüşvet çarkının içine giriyor. 10 milyon euro. 10 milyon euro ya, insan söylerken bile şaşırıyor. 10 bin dolardan 10 milyon euroya çıktık. Ben bunu sorarım kardeşim gazeteci olarak. Gazetecilik yapmıştır İsmail Saymaz da, Halk TV'de Sezgin Baran Korkmaz da bağlayarak RTÜK açısından riskini almıştır. Sınırlı tutmak suretiyle de yapılan riski minimize etmeye çalıştık. O gece biz neyi gördük kardeşim? Veys Ateş'in doğru söylemediğini gördük. Veys Ateş'in Süleyman Soylu'yu aklamak için o yayına çıktığını gördük. Ama İsmail'in hem soruları, hem yorumları, hem konunun üzerindeki hakimiyeti ne Veys Ateş'in kendisini aklamasına izin verdi, ne de başka bir şeye izin verdi. Tamam. Bizim izleyicilerimizden de şunu rica ediyorum. Ya birinden demeç almak, onu aklamak değildir. Bunu artık lütfen böyle düşünmeyin. Birinden demeç alıyorsan, ben senin adına o soruyu soruyorum. Peki. Bak, biraz sonra konuşacağız. Nahum ailesi merak etmiyor mu mesela insanlar? Ya bu 45 milyon euroluk tartışma nedir? Gerçekten böyle bir alacak verecek var mı? Bunu sen muhatabına sorduğunda ona aklamak için sormuyorsun ki. Hocam, tamam, nedir bu olay diyorsun. Peki. Tek bir şey söyleyip bırakayım. Söyle söyle. Bir gün kalktım, bir gazetede eski bir orman bakanı hakkında bir suçlama var. İşte iki tane villa yaptırmış ormanın içinde kendisine diye. Ben de, ama Orman Bakanı'ndan görüş alınmamış. Eski Orman Bakanı, ismini vermeyeyim şimdi yeni tartışma çıkmasın. Ben de eski Orman Bakanı'nı aradım. Buldum telefonunu. Ya dedim ki, Sayın Bakan, siz bakan olduğunuz dönemde Beykoz'da ormanlık arazinin içine iki tane villa yaptınız mı dedim. Tanımıyor beni tabii. 2007 yılı. Sana ne kardeşim, sen kimsin dedi, niye soruyorsun dedi. Gazeteci olarak soruyorum dedi. İki tane değil kardeşim, yedi tane yaptım dedi. Kızıma yaptım, gelinime yaptım, oğluma yaptım. Yedi tane villam var dedi ormanın içinde. Size mi söyleyeceğim dedi. Ben de ses kaydını almışım. Haberi yaptım. Ertesi gün benim yayınladığım internet sitesinden, o zaman Hürriyet falan bu haberleri yayınlayabiliyordu. Sabah, Hürriyet, Cumhuriyet falan hepsi aldılar, yayınladılar. Ve o Orman Bakanı'nın görevini nasıl kötüye kullandığını gördük. Ama Türkiye'de yargı olmadığı için adamın evleri orada duruyor. Bunu niye anlatıyorum? Gazeteci sorar, gazeteci soru peşinde koşar, cevap arar. Ama İsmail'in Veys'le bir mesela çıkar ilişkisi olsaydı, İsmail alıp orada aklayıp paklasaydı, Halk TV aman efendim Veys Ateş'e iftira atılıyor deseydi, o zaman hepimiz ayıplardık. Halk TV'de doğrusunu yapmıştır. İsmail sorulmadık, hangi soruyu bıraktı? İsmail mesela her şeyi sordu. Süleyman Soylu meselesinde de aynı haksızlık yapıldı. Hem Merdan Yanardağ, hem İsmail Saymaz'a. Orada da bu haksızlık yapıldı. Arkadaş, adam cevaplamıyorsa ne yapacağım ben? Evet. Soruyorum, Merdan evet. Yanardağ 7 tane soru sordu. İsmail 7-8 tane soru sordu. Akif Ersoy soru sordu. E ne yapacak yani, gazeteci savcı değil, polis değil, hakim değil ki, ne yapacağız? Yere yatırıp adamı zorla, hani falakaya yatırıp mı ağzından laf alacaksın? Ya,